Şimdi tabii böyle şaşkın bir şekilde izliyoruz. Adeta bir masaldan çıkmış gibisin. Teşekkür ederim. Biraz mikrofona yaklaşabilir misin? Tamam. Bu radyoyu kısabilir misin? Mikrofona yaklaşabilir misin? Radyonun temel sözlerinden. Gülçin hoş geldin. Hoş bulduk. Heyecan çok fazla. Tabii çok heyecanlıyım. Çünkü tabii bayağı uzun süredir ilk defa. Evet. Bir de tabii tek olarak ilk defa konuk oluyorsun. Evet. Daha önceki programlarda hep 4 kişi birlikteydiniz. Evet. Hepsi grubuyla beraberdi. Ne kadar sürdü hepsi grubuyla? Hepsi grubunun televizyonlarda evet. Ömrü yani 4 kişi olarak evet. 4 sene sürdü. 4 yıldır sene. Beraberdiniz, birlikteydiniz ve ayrıldınız. Tabii ondan önce de evet. daha erkenden tanışıyoruz. Yani küçükkenden beri tanışıyoruz. Çocukluk arkadaşların. Evet, ortaokuldan beri tanışıyoruz. Şu an görüşüyor musunuz? Şu anda görüşmüyoruz. Görüşmüyorsunuz. Aslında. Dürüst ama olmak gerekirse görüşmüyoruz. Ama hiçbir problemim yok. Yani evet. uzun süredir hiçbir iletişimimiz yok ama bir problemim yok kimseye. Tabii senin gruptan ayrılmandan dolayı bir kırgınlık söz konusu bildiğimiz kadarıyla. Sen bu konuya çok fazla girmeyeceğim ama neden ayrıldığını kısacık anlatır mısın bize? Yani bence böyle olması gerekiyordu en kısa ve öz olarak. Ama evet. şöyle bir şey, televizyonda her şey göründüğü, yani televizyonda gördüğümüz her şey gerçek olmayabiliyor. Evet. Tabii bunu, her şeye inanmamalarını söylemek istiyorum. Gerekiyor. Sonuçta en doğal hakkıdır insanların. Nasıl ortaklık kuruyorlarsa ayrılmak da, nasıl karı koca bile ayrılıyor diyorsun. Evet. Evin kızı evden ayrılabiliyor. Babacığım, anneciğim artık ben başka şehirde yaşamak istiyorum diyebiliyor. Bu benim en doğal hakkımdı.
bu hakkımı kullandım. Tek başıma ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Tabii zaten arkadaşlık da bence evet. öyle bir şey. Hani her şartta birbirini desteklemek. O yüzden evet. ben arkadaşlarımı da destekliyorum. Yani şey, herkesin iyiliğini istiyorum açıkçası. Herkes kendi yolunda gerçekten başarılı olsun. Ben onu istiyorum. Şimdi tabii peri gibi geldim buraya. Bir sihir yap diyeceğim ama istersen sihri beraber yapalım. Tamam. Şapkadan tavşan çıkarmamı ister misin? Tamam. Çıkaralım mı? Sever tamam. misin tavşan? Şimdi Gülçin'le birlikte sevgili kralcılar şapkadan tavşan çıkaracağız. Ne yapacağız? Gülçin'in klibini, merakla beklenen klibini ilk kez yayınlayacağız. Bu arada şunu da söyleyeceğim. Gülçin'le birlikte yeni bir uygulamamız da başladı. Gülçin'in bu albümünün Kral TV ve Kral FM, Kral grubu diyelim, medya sponsoru. Yani yanındayız. Sen bizim kızımız oldun. Çok Kral kızı. O zaman prenses oldum. Şimdi kralın kızı olunca ne oluyor? Prenses, doğru. Prenses. Sen bir prensessin o zaman. Evet. Doğal prenses. Çok teşekkürler. Klip bekleniyor. Çok sempatik bir klip. Kraltv.com.tr'de zaten yayınlıyoruz şu anda. Hı-hı. Tepkiler nasıl? Şimdiye kadar benim Twitter hesabıma tepkiler Hı-hı. geliyor. Ben onları takip ediyorum. Evet. Ve gerçekten çok güzel tepkiler geldi. Çok teşekkür ederim herkese buradan. Çok heyecanlıyım zaten. Tabii bu arada bu klip sevgili kralcılar 10 gün boyunca yalnızca Kral TV'de yayınlanacak. Başka bir kanalda izleyemeyeceksiniz evet. Gülçin'in klibini. Şimdi klibi izleyelim. Hayranların büyük bir heyecanla klibi bekliyorlar. Bakalım Gülçin'in klibi nasıl olmuş? Sonrasında konuşalım. Klibi ilk kez izledik heyecanla. Evet. Şimdi tabii senin heyecanın beni de heyecanlandırdı burada. Ben çok... böyle heyecanlı biriyim gerçekten. Nasıl durduracağım bilmiyorum. Heyecan bu işin biliyorsun sermayesi. Heyecan yoksa hayat yok. Evet, gerçekten aslında her şeye de heyecanlanmıyorum galiba. Çok emek verdik, o yüzden de heyecanlanıyorum. Ne kadar sürdü bu çalışma Gülçin? Yani aslında Mayıs'tan beri evet. Mayıs'ta altyapıları yapmaya başladık. Ama onun öncesinde ben şarkıları yaptım. Sadece Ara Ara şarkısı Mayıs ayında bestelendi ve sözleri yazıldı. Deniz Erten'le beraber yazdık Ara Ara'yı. Diğer şarkılar 2009'un sonunda yazdım aslında. Ama 2010 yılında yaptık. Şarkıların yani sözleri ayında. Sana ait, müzikleri de sana ait. Hı hı. Bir tanesi hariç bildiğimiz kadarıyla. Sadece Ara Ara'yı Deniz Erten'le beraber yazdık. Evet. Evet. Şimdi ikinci klip, tabii ilk klibi izledik. İkinci klibi de Bravo'ya herhalde çekeceksiniz bildiğimiz kadarıyla. Öyle bir istek var. Aa, öyle mi? Doğru mudur? Ya aslında yastıkları sarılıp yatar mısın da çok olabilir diyorsun. İlgi görüyor. Evet. Ben şu anda kafamda düşünüyorum acaba hangisi olur diye ama seçemiyorum gerçekten. Çünkü ikisi de benim için çok özel şarkılar. Üçü de çok özel şarkılar. Peki kralın kızı olmak nasıl bir duygu? Kralın önünde olmak, kralı arkana almış olmak. Ya gerçekten kendimi güvende hissediyorum. Yani gerçekten ilk programımda bu kadar rahat olacağımı düşünmemiştim. Şimdi tabii bu bir program değil aslında. Programcık diyelim buna. Neden programcık? Klibi beraber izleyelim diye buraya evet. seni davet ettik. Klibi birlikte izledik. Önümüzdeki hafta değil, sonrasında seni burada daha geniş bir zamanda ağırlayacağız. Tamam. Şimdi istersen veda edeceğiz. Klibi izledik. Yastıklara sarılıp yatar mıydın? Diyelim mi? Diyelim. Diyelim. Bu şarkıyı söyleyelim. Sonrasında veda edelim. Tamam. Olur mu? Evet. Bu arada ben bu şarkıyı çok ağlayarak yazdım yani. Çok önemli benim için. Nedir anısı? Yani tabii ki sözleri dinlemek gerekiyor. Bir de şunu söylemem gerekiyor. Albüm ilk defa bunu açıklıyorum. Evet. Albümümüz iki kapak şeklinde, iki değişik ayrı kapakları. Şu kapakları gösterebiliyor çıkıyor. Muyuz kameraya? Hemen şöyle bir göstereyim ben kapakları. 25 Ocak'ta. Evet, albümün kapağı. Ve içeriği de farklı. İçindeki fotoğraflar da farklı. Ve içinde bir poster var. Evet, şöyle açıyoruz. Kapağını açtık. Gülçin'in albümün İç tarafı, şöyle içeriye doğru baktığımızda fotoğraflarım
tasarımı da Mehmet Turgut çekti. Tasarımı da Mehmet Turgut'un ekibinden Arda yaptı. Ben tasarımı çok beğendim. Gerçekten Arda çok başarılı. Şimdi sanki bu albümle birlikte bir de burada tabii farklı bir kapak var burada arka tarafta hemen baktığımızda. Bundan bahsediyorsun. Değil mi? Evet. Sanki bu albümle birlikte böyle bir dizi filmde oynayacak mısın gibi bir his var içimde. Bilmem. Bir olabilir. Gençlik dizisi mesela. Tabii olabilir. Sihirbazlık yaparsın belki. Evet, şu anda albümün içini sevgili kralcılar izliyoruz. Kral TV'den. Radyodan tabii yalnızca dinleyebiliyorsunuz. Gösteremiyoruz. Evet. Şimdi ne yapalım? Bu şarkıyı da birlikte söyleyelim. Sonrasında klibi bir kez daha izleyeceğiz vedada. Olur mu? Tamam.